Depremin vurduğu Malatya'da bir yandan yıkım çalışmaları, diğer yandaysa yeni konutların inşası devam ediyor. Peki bir yılın ardından gelinen son durum ne? Malatya valisi Ersin Yazıcı, CNN Türk muhabiri Paşa Alyurt'un sorularını cevapladı. 6 Şubat depremlerinin ardından bir yıl geçti. O depremlerde 11 il etkilenmişti ki o illerden biri de Malatya'ydı. Malatya'da özellikle yaşanan o deprem sonrası birçok bina enkaz yerine dönüşmüştü. Birçok kişi hayatını kaybetmişti. Peki o geride kalan bir yılın ardından süreç ne aşamada, ne gibi çalışmalar yapılıyor? Malatya valisi Ersin Yazıcı'yla konuşacağız efendim. Öncelikle elimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii önce yıl dönümünde herkese büyük geçmiş olsun diyorum. Ölenlere rahmet diliyorum. Yakınlarına da sabır ve metanet diliyorum. Rabbim bir daha böyle bir asrın felaketiyle ülkemizi karşı karşıya bırakmasın inşallah. Şu anda biz Malatya'nın kalbinde Akpınar Ticaret Merkezi'nin bulunduğu bölgedeyiz değil mi? Meydandayız, Akpınar'dayız şu anda. Yani çarşı dediğimiz şehrin, siz de ifade ettiğiniz, kalbindeyiz. Ne yazık ki manzara çok hoş değil. Bu tarafta özellikle ticaret merkezinin olduğu yerlerde şu anda araçları, şantiye araçlarını görüyoruz. Burada çalışmalar bir yandan devam ediyor. Peki buradaki süreç şu anda ne aşamadadır? Yani şu anda yeni camimiz zaten onarım şeklinde, onarım halinde. Tarihi bir yapı. İnşallah yeniden ayağa kaldırılacak. Burada Söğütlü Camisi vardı. O da yıkıldı ağır hasarlı olduğu için. Gördüğünüz gibi çok fazla binamız kalmadı. Çarşı merkezinde çok büyük bir yıkım var. Can kaybımız 1237. Keşke hiç olmasaydı. Yoğun bir çalışma var ve çarşı inşallah 1,5-2 yıl içerisinde ayağa kalkmış olacak. Şu andaki yıkılan bina sayısı nedir? Yani bina oran olarak verebileceksek daha doğrusu. Şimdi 36.500 binamız vardı ağır hasarlı olan ve biz bunların şu anda %86'sını yıkmış durumdayız il genelinde. Tabii Doğanşehir, Akçadağ ve diğer ilçelerimize dahil söylüyorum. Bulunduğumuz yerde, yani çarşı olarak tabir ettiğimiz burası, merkez ilçelerimizde Battalgazi sınırlarındayız şu anda. Merkezde, çarşıda %98'deyiz yıkımlarda. Tabii ki öncelikle bu yıkımların yapılmış olması gerekiyor ki yenilerini imar edelim, ihya edelim çarşımızı. Biz merkezde %98'deyiz. Burada bazı hayalet şeklinde duran, vatandaşımızın tabiriyle kapısı penceresi sökülmüş binalar görebilirsiniz. Ama o binalar niçin ayakta sorusu gelebilir. Şu bulunduğumuz bölgede Battalgazi'de 400'ün üstünde yürütmeyi durdurma almış binamız var bizim. Yürütmeyi durdurma aldığında tabii ki dokunamıyoruz. Bir de bitişik nizamdan kaynaklı 20 civarında binamız teknik gerekçelerle sorunlar yaşıyoruz. Bitişik nizam oldukları için onların yıkımıyla ilgili bazı teknik problemlerimiz var. Onun dışında kalan binalar, yıkılması gereken binalar %98 olarak, tekrar ifade edeyim, çarşıda yıkılmış durumda. İmalatlar da başlamış durumda. Peki buradaki vatandaşların özellikle o bir yılın ardındaki süreçte normalleşme çabaları doğrultusundaki süreci nasıl geçiyor? Şimdi efendim, bir depremin travmasını atmak kolay değil. Ben Düzce'liyim ve Düzce'nin de depreme, iki tane deprem yaşadı malumunuz. O çok uzun yıllar alıyor. Esnafımız zor da, sıkıntı da. Niçin sıkıntı da? Çünkü binlerce iş yeri burada yıkıldı ya da daha sonra yıktık ağır hasarlı olduğu için. Konteyner, ticari konteynerlarımızı kurduk şehrin değişik yerlerine, uygun yerlerine. Ama gördüğünüz gibi buralarda da var. Bunların bir kısmı tekrar kaldırılacak çünkü burada inşaatlar devam ediyor. Biraz sabır diliyorum. Çünkü yaşamın olağan akışında gitmesi mümkün değil. Çarşı yıkılmış durumda. Çarşı yeniden imar edilecek, ihya edilecek. Bu süreçte esnaflarımız biraz sıkıntı yaşıyorlar. Ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Ama deprem oldu. Asrın felaketine maruz kaldık. Dolayısıyla burada yaşanan sıkıntıların hemen bir çırpıda bitme ihtimali yok. Hızlı hareket ediyoruz. Devletimiz güçlü, hükümetimiz güçlü. Ama yine de biraz sabırlı olmalarını diliyorum. Bulunduğumuz yerin hemen arka tarafında hükümet konağımız da yıkıldı. Onun da inşaatı yeni başladı. Orası da devam ediyor. Yani şehirdeki, çarşıdaki birçok binamız yıkılmış durumda. Tabii çarşı dediğimiz için binlerce esnaf vardı. Ama şunu ifade edeyim. Bu bulunduğumuz bölgeden çevre yoluna kadar olan yaklaşık 500 dönümlük alanda 8.000'in üstünde iş yeri, 5.000'in üstünde 6.000'e yakında konut çalışması başladı. Bu
yapılan çalışmalar... Tam bu bölge değil mi? Evet. Bu bölge buradan aşağıya doğru, yani çevre yoluna doğru, Niyazi Mısri'ye doğru. Ara caddelerimiz burada, meydanımız burada. Burada 9 bine yakın iş yeri yapılacak. 2 yıl içerisinde bunların bitmesini öngörüyoruz. Şu anda firmalarımız 4000'in üstünde kazık çaktılar. Bahsettiğim alanda, çarşı diye tabir ettiğimiz noktada 100.000'in üstünde kazık çakılacak ya da demirsiz beton enjekte edilecek. Hükümet konağında 974 tane kazık çakıldı. Şu anda o çalışmalar devam ediyor. Tahmin ediyorum firmaların bana verdiği bilgiye göre Mayıs itibariyle kazık çakma işlemi büyük oranda tamamlanmış olacak. Haziran, Temmuz gibi yavaş yavaş temellerimiz yükselmeye başlayacak. Şehrin kalbi dediğimiz bu noktanın yavaş yavaş yükselmesi inanıyorum ki şehir halkının moralini yükseltecek. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, ben teşekkür ediyorum. Evet, yayın konuğumuz Malatya Valisi Ersin Yazıcı'ydı. Akpınar'daki o gelişmeler, o bir yıldaki yapılan çalışmalar, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında gerçekleşen o çalışmaları bizlerle paylaştı diyelim ve buradan sözü tekrar size bırakalım.